Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal'la birlikte yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Ünal, Türkiye'nin dış politikasından bahsederken aslında biraz saflarda netleşiyor gibi çok kutuplu dünyanın oluşmasıyla birlikte. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nün ağırlığını önümüzdeki süreçte acaba daha da mı görmeye başlayacağız? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkışından sonra bölgede cepheler daha da netleşiyor gibi. İran'ın da Şangay İşbirliği'ne katılması kritik bir hamle oldu. Sizce Türkiye bu aşamada ne yapacak? Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu süreçte önemi ne olacak? Onu dinleyelim biraz da. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü zaten İran katılmadan önce de olabildiğince güçlü bir örgüttü. Tek başına Çin zaten yetiyor. Yani Çin'i düşünürsek şöyle, aşağı yukarı kesinlik içeren bir şeyle söyleyebiliriz ki 10 yıl sonra Amerikan toplam gücüne yükseliyor. Şimdi bir de Amerikan toplam gücüne yükselmenin ayrı bir tarafı daha var Çin açısından. Amerika'nın ekonomik büyüklüğüne ulaşırken toplam milli gelir itibariyle içi dolu bir milli gelirden ve içi dolu bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Şimdi Amerika mesela olağanüstü borçlu bir ülke. Dünyadaki ekonomik hakimiyetinin büyük bir bölümünü doların rezerv para olmasından sağlayabiliyor. Gerek cari açıkta gerekse bütçe açıklarında dünyanın en fazla açık veren ülkesi, ikiz açıklar deniliyor bunlara. Dolayısıyla Çin'le mukayese edilebilecek durumda değil. Ha, kişi başına milli gelirde Amerika Çin'in hala epeyce üstünde devam edecek. O görünebilir bir gelecekte ama toplam büyüklükte sadece Çin'in bile gerisinde kalıyor. Şimdi diğer ülkeleri de eklediğiniz zaman Şangay'ın yani o bu duruma, bu ekonomik büyüklüğe bir katkıda bulunurken esas stratejik bir cephe kazandırıyor Çin'e. Dolayısıyla bu ülkeler geniş bir coğrafyayı kapsıyorlar. Yani düşünün Çin, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan artı Rusya Federasyonu, şimdi İran katılıyor. Şimdi Türkiye aslında şöyle olacak muhtemelen ki bence böyle olmasında fayda var. Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılabilir de katılmaya da bilir ama sıkı işbirliği yapmak durumunda ki bence yapacak, yapmalı. Zaten şu anda Çin'le çok yoğun bir ekonomik ilişkiler ağı geliştiriyor Türkiye. İran ve Rusya'yla zaten var. Rusya'yla ikili dış ticaret ilişkilerimiz neredeyse Almanya'yla olan toplam hacmimizi geçmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla sağlıklı bir gidişat var orada da. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde aslında Türkiye çok kutupluluğun ruhuna uygun bir noktada, jeopolitik olarak da konumunu burada kullanıyor. Türkiye'nin tek sorunu biraz önce de sizinle konuştuğumuz gibi bu kafa karışıklığı. Mesela Suriye ile ilgili konunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Yani bir hafta 10 gün oldu, bizim Dışişleri Bakanı bir takım insanlarla aynı karede poz veriyordu. İşte Suriye'nin meşru temsilcileriyle bir araya geldik bugün falan diye. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Suriye'de bir devlet başkanı var, bir hükümet var. Ve onu Putin, bizim Dışişleri Bakanlığı'nın bu resmi vermesinden sonra Moskova'da ağırladı. Yani bu politikanın devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir tarafı yok kardeşim. Yani artık bırakın bunları yani. Nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ve bir an önce Suriye hükümetiyle bir ilişkileri normalleştirme sürecine girin. Bunu da Rusya üzerinden yapın ve karşılığında da Türkiye'deki sığınmacıları geri gönderme, Adana mutabakatını güncelleyerek yeniden uygulamaya koyma, yani teröre karşı, PYD'ye karşı ortak mücadele, artı Türkiye'nin elindeki toprakların Suriye'ye, Suriye egemenliğine devrinin sağlanması sürecinde de Suriye Devleti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasına yönelik bir uzlaşma sağlayın. Yani bu böyle gidemez. Bakın karşımızdaki çok hafife aldığımız bir Yunanistan, bizim yaptığımız dış politika yanlışları üzerine muazzam bir inşaat yaptı. Yani basbayağı öyle gece kondu falan da değil. Yani biz mesela Mısır'la yakınlaşmaya çalışıyoruz ama Mısır diyor ki hayır, ben seninle uzlaşırım, seninle normalleşirim ama seninle normalleşmemin karşılığında Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle geliştirdiğim ilişkilerden vazgeçmem diyor. İsrail aynı şeyi söylüyor. Niye? Çünkü bu ülkelerle 10 yılı
aşkın bir soğuk savaş yaşadık. Bunun hiçbir mantığı yoktu. Hı hı. Allah'tan bir sıcak savaş bir yaşamadık. Bir güven problemi var yani ortada. Tabii var hı hı. var ve bunu aşmak zaman alacak. Dolayısıyla bu doğrultuda adımlar atmalıyız artık. Yani dış politika tamamen pragmatizm esaslı olmalı, ulusal çıkar esaslı olmalı ve belli varsayımlar, yani bugün artık kanıtlanmış belli varsayımlar üzerine de oturan gerçekler üzerine inşa edilmeli. Dünyanın gidişatının böyle olacağı gerçeği üzerinde. Sayın Ünal, şunu da sormak istiyorum yeri gelmişken. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Birleşmiş Milletler gündemine göçmen konusunun getirileceğini söyledi. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımız da yaptığı açıklamalarda Suriye hariç diğer ülkelerle bu konuda görüştüklerini söylüyorlar. Erdoğan da Yunan Başbakanı da bugün göçmen konusunda konuşacak. Ama zaten bu göçmen konusunun çözümünün temeli Suriye ile görüşmekte yatmıyor mu? İşte bunu bence madem ki Dışişleri Bakanımız Suriye hariç diğer ülkelerle dediğine göre ona sorun. Yani nasıl çözecekmiş hakikaten ben de hayretle izliyor, bekliyorum sonucunu. Yani bu nasıl bir akıldır, nasıl bir mantıktır ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla nasıl bir savruk biçimde oynamaktır? Hayretler içerisindeyim yani kabul edilebilir hiçbir tarafı yok yapılanların artık. Şimdi ayrıca şunu da söyleyeyim, yani halktaki bu Suriyeli sığınmacı meselesi ve genel olarak sığınmacı meselesi o kadar ciddi tepkilere yol açmış durumda ki bu konuyu ciddiye almayan ve bu konuda Suriye ile uzlaşarak halka bu sığınmacıların A. geri gönderileceği garantisini vermeyen, B. bunlarla ilgili bir süreç başlatmayan, yani kitleler halinde sığınmacıları geri göndermeyen ve tamamının gönderilmesine ilişkin olarak da bir takvim açıklamayan iktidarı seçimlerde bence çok zor günler bekliyor. Bunu da bilmeleri lazım. Dolayısıyla bence bütün bu soruları sizler, siz değerli gazeteci arkadaşlarımız Mevlüt Çavuşoğlu'na sorun. Biz sorularımızı iletiyoruz. Bu akşam da görüş alanında önemli bir konuğumuz olacak. Sayın Ünal, Profesör Doktor Besam Abu Abdullah bizlerle birlikte olacak. Aslında Türkiye'nin Suriye politikasında hangi adımları atması gerektiğini enine boyuna konuşacağız. Şimdi bir terör sorunundan bahsediyoruz. Aslında Sayın Çavuşoğlu diyor ki biz PKK-PYD ile mücadele konusunda Suriye ile çıkarlarımız örtüşüyor. Aslında doğru koyduğu noktalar da var sorunu Türkiye'nin. Neden bu adımı atamıyor peki Türkiye sizce? Şimdi neden bu adımı atamıyor da yine Dışişleri Bakanımıza sorun. Ama sizin yorumunuz nedir diyelim? Şunu da sorun. Yani deyin ki peki Suriye hükümetiyle PKK-PYD terör örgütüne bakış açısı itibariyle aynı tutum ve tavırlar içerisinde isek o zaman siz o karede o insanlarla niye bir ortak fotoğraf verdiniz? Bu ne demektir? Türkiye'nin hangi çıkarlarına uyuyor diye bir sorun. İki, bir şey daha sorun. Siz gittiniz, Ukrayna platformu diye, Kırım platformu diye bir yere katıldınız. Orada Rusya'nın bu platformu, Rusya'nın ulusal çıkarlarına düşmanca bir hareket diye nitelendirmesine rağmen katıldınız. Üstelik o platformda Kıbrıs Rum kesimi de Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla bizimle aynı masada yer aldı. Büyükelçisi yoluyla katıldı oraya. Peki bunları yapmanın ve Rusya'yı, çünkü bizim için çok önemli, yarın KKTC'nin tanınması konusunda Rusya'dan çok önemli adımlar gelebilir. Veya bir Suriye anlaşması, uzlaşması karşılığında Rusya'dan bu tür şeyler bekleyebiliriz. Ve Rusya bu adımları atabilir de, benim görüştüğüm ve yönetime çok yakın olduğundan emin olduğum insanlar, Rusya'nın böyle bir dosya pazarlığına açık olduğunu da söylüyorlar. Peki o zaman biz ne yapıyoruz kendi ulusal çıkarlarımızın peşine düşmek yerine bu Kırım platformu denilen yerde Rumlarla, Yunanistan'la aynı masada oturarak ne elde etmeye çalışıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz? Dolayısıyla bunları da bence sorun. Ama benim fikrim şu, bu konunun bir dosya pazarlığı şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında ele alınması gerektiği yönündedir. Yani bu iş artık çok gecikti, çok yanlış
yerlere geldi. Bir de unutmayalım, şöyle şeyler olur. Dünyadaki bütün bu tür uzun süreli ve kirli savaşlarda, çünkü Suriye Savaşı da bunlardan biri, pek çok çıkar çevresi oluşur savaşın devamından yana olan. Yanlış anlaşılmasın, buna Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı katmıyorum bu şey. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı ya da Bakan Bey'i sadece şu açıdan söyleyebilirim. İnsanların böyle bir mantıksal reaksiyon verme şekli oluşur böyle konularda. Yani işte 10 sene önce belirlenen bir politika, o politikada ısrarı öne çıkaran bir tavır ve tutum ve otomatikman böyle bir karşılık verme şeklinde ve bu doğrultuda hareket etme şeklinde hareketler görebiliriz. Ama bir de bunlara ilaveten bu kirli savaşların uzunca süre devam etmesinden faydalanan illegal faaliyetlerden, bu ille uyuşturucu kaçakçılığı şeklinde olmayabilir ama ne bileyim zeytinyağı ticareti yapıyordur, patates getirip götürüyordur, gümrüksüz onu alıyordur, buraya satıyordur, paketleyip Avrupa'ya satıyordur falandır filandır. Anlatabildim mi? Yani Suriye ile siz bir uzlaşmaya gittiğiniz zaman bu tatlı para, kirli ilişkiler zora girecektir. Bütün bu çevrelerde savaşın devamını isteyen hem etkilerde bulunmaya çalışabilirler hem de provokasyonlar yaparlar. Ayrıca bu provokasyonlara İdlib gibi bir yerde işte dünyanın en azılı terör örgütlerinin kol gezdiği ve dünyadaki pek çok ülkenin de istihbaratının at koşturduğu bir yerde Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye yönelik provokasyonlar düzenlenebileceğini de eklemek lazım. Bunların hepsini yan yana getirdiğimizde o zaman yani sizin sorunuzun belki de cevapları çıkıyor ortaya. İşte bürokratik şeyler, düşünme tarzı, efendim işte 10 yıldır politikamız böyle, bu doğrultuda böyle yapıyoruz falan filan. İkincisi bu tür çıkar çevrelerinin oluşması, ideolojik bir tavırda ısrarcı olan çevreler olur. Ama bunları bir tarafa atıp bu işi bir Türkiye açısından muazzam bir faydaya çevirecek tarzda yeni düşüncelere ihtiyacımız var. Ben bunlardan birini acizane ortaya koyuyorum. Diyorum ki bir an önce Suriye ile ilişkilerimizi normalleştirmek, 3 protokol imzalamak lazım. Bunlardan biri sığınmacıların geri gönderilmesi işidir. İkincisi bu PYD'nin de içine alınacağı bir Adana mutabakatı güncellemesine ihtiyacımız var. 1998 ve 2010 yıllık 2010 tarihindeki Adana mutabakatı metinlerinde PYD kelimesi geçmiyor. Onu güncellemek gerekiyor. Hatta bu güncelleme yapılırken Rusya'yla da bir mutabakat imzalanabilir ve Rusya'nın PKK-PYD'yi terör örgütü olarak gördüğünü ve bu konuda Türkiye ile ortak mücadele edeceğini ve bir istihbarat değişimi kabul edeceğini belirten bir protokol de imzalanabilir. Ayrıca Moskova'yla. Üçüncü de dediğim gibi Suriye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması ile alakalıdır. O sırada da zaten Türkiye'nin kontrolündeki bütün toprakların da Suriye egemenliğine hızlı bir şekilde transfer edilmesi gerekir. Bu Türkiye'yi yepyeni bir alana taşır. Bu Akdeniz'de güçlü kılar. Rusya ile ilişkilerimizi sağlam, öngörülebilir bir zeminin üzerine oturtur. Ve tam manasıyla çok kutupluluktan en fazla fayda temin edebilecek bir noktaya getirir. Sayın Ünal, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. Tekrar görüşürüz.